Spor Teknik Direktörü Sayın Abdullah Avcı ile beraberiz. Hocam ilk hazırlık maçı sezon öncesi nasıl bir kamp gidiyor? Maçla ilgili yorumunuz nedir? Şimdi öncelikle dün U19 takımımız kendi şeyinde liginde başarılı oldu, şampiyon oldular. Onları özellikle önümüzdeki sene Avrupa'da temsil edecekler. Final, yarı final bu seviyede bu maçları oynamak çok önemli. Önemli deneyimler kazanıyorlar. Dört tanesi de bizimle antrenmana çıkıyordu 6 aydır. Altyapıyı, teknik heyeti, bütün antrenörleri bu anlamda tebrik ediyorum. Umarım bundan sonraki bireysel, bölgesel gelişimlerini oyuncular bizlerle beraber doğru tamamlayıp yukarıya iyi adaylar olurlar diye düşünüyorum. Kamp özellikle bu ayı Riva'da geçiriyoruz. Burası daha önce de bildiğimiz, bu sene ülkenin ve dünyanın yaşadığı süreçten dolayı çok doğru bir yerde. Türkiye Futbol Federasyonu'na teşekkür ediyoruz. Buradayız. İyi çalışıyoruz. Havalar da iyi gitti. Ortam çok buna uygun. Şu anda yüklemelerin olduğu. Geçen seneden devam eden Encugut'la bir takım felsefeye sahipler ama yenilerle beraber bu felsefeyi biraz daha geliştirme, fiziksel yorgunlukların olduğu, sakatlanma riskine de dikkat ederekten çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün ilk hazırlık maçı. Oyunda çok olumlu şeyler de var. Tabii ki olumsuzluklar da olacak. Bu süreç bunları görebilme adına son derece önemli. Bugün özellikle ikinci yarısında oyunun iyi şeyler gördük. Savunma anlamında da bir takım özellikle bizim takım savunmasındaki neler yapabileceğimizi zaaflar açısından güzel oldu. Bir ders. Bir sonrasına da nasıl hazırlanacağız? Hafta içindeki antrenmanlarda neleri çalışacağız? Bugün gördüklerimizden olumlu olumsuz neler uygulayacağız? Bunlar bizim için önemli. Onun için Ümraniye'yi, Recep Hoca'yı, ekibini de tebrik ediyorum. Çünkü onun da sahada planları var, organizasyonları var. Bir takım kadro değişimleri olmasına rağmen o ligin planı ve organizasyonu olan bir takımı hocayı ve ekibini de tebrik ediyorum. Onlara da başarılar diliyorum. Hocam bir kısa ara olacak bugünden sonra. Ardından ikinci etap başlayacak. Milli takımdan dönen oyuncular olacak. Bir yandan da transfer çalışmaları geliyor. İkinci etap kampı daha yorucu ve daha yoğun tempoda geçecek diyebilir miyiz? Abi şöyle bugün 3 gün izin. Zaten biz 28'inde en erken başlayan takımdık. Trabzon'da başladık biliyorsunuz. Bugün itibariyle ikinci aşamayı bitirdik. Ayın 18'i günü tekrar burada çalışmalara başlayacağız 29'una kadar. Bunun içinde ağırlıklı hem taktiksel hem fiziksel hem de hazırlık maçları oynayacağız. 29 ve kura çekimini bekleyeceğiz. Avrupa kupaları var biliyorsunuz ondan önce. Bu ikinci aşamada hem dediğim gibi yoğun hem taktiksel olarak da neler yapabileceğimizi, kadro derinliğini nasıl oluşturabileceğimizi, transfer çalışmaları bir yandan devam ediyor. Onun için çok mutluyuz, keyifli. Herkesin enerjisi yüksek, iyi çalışıyor ama biliyorsunuz bu iş en güzel aylardır bu aylar. Rekabete gireceğiz. Uzun bir lig oynayacağız. 50 maç, 55 maç hesaplıyoruz. Umarım bunun karşılığını veririz. Transfer de devam edecek şu an itibariyle çalışıyoruz eksiklerimiz üzerinde. İkinci kamp tabii daha biraz daha yoğun ve maç trafiğinin ve sürelerin daha uzadığı bir dönemi bekliyor bize. Hocam yeni isimlerin katılımıyla ikinci etaptaki oyuncu sayısı da artacak. Bu arada bırakacağınız veya döndüreceğiniz isimler olabilir mi? Şu an itibariyle çok ideal kadroyla çalışıyoruz. Milli takımdan hani izin verdiklerimiz 3 oyuncu. İki tanesi biliyorsun Ömür, Uğurcan ve Marek. O da 18'i günü bizle beraber olacaklar. Onlar izinlerini yaptılar. Onların katılımıyla beraber ideal bir kadromuz var. Tabii ki inişler, çıkışlar, transfere göre değerlendirmemiz gereken durumlar ve bölgesel oyuncular olacak. Onları adım adım çalışıyoruz. Şu an itibariyle ideal, iyi gidiyor. Hocam Ekuban'ı sormak istiyorum. Tabii. Dün itibariyle izni sona erdi ama kampa hı. katılmadı. Ekuban'la ilgili kulübün tasarrufu ne olacak bundan sonra? Şöyle onun bir sakatlığı vardı ilk önce izin istendiğinde. Sonrasında da İtalya'da kendi işleriyle ilgili, özel işleriyle ilgili vergisel galiba bir durumları var. Onları çözmek için uğraşıyor. Biz 18'i günü burada olacak diye bekliyoruz. 18'i gelmediği gün bir bakarız o zaman değerlendiririz ama şu anda 18'inde bizim kampa katılacak diye, izinli katılacak diye bekliyorum. Trabzonspor'un yeni transferlerinden Koyta'da maçın ardından Alspor'un sorularını yanıtladı. Spor Ümraniye Spor karşısında iki farklı kadroyla çıktı ilk yarı ve ikinci yarı. Kendisinin oyunda olduğu bölümü ve hazırlık maçı nasıl değerlendirir Koyta? C'était un bon match, c'était un bon match, c'est le premier match de préparation. Donc ça se voyait que on manquait un peu de jus vers la fin, mais dans l'ensemble ça a été positif. Donc
On s'est rassuré, on a marqué des buts, on a concédé quelques buts, mais ça fait partie de la préparation, donc à nous de continuer à travailler pour monter en puissance. Tabii ki zor bir karşılaşmaydı. Lakin işte hazırlık dönemimizin ilk hazırlık maçıydı. Bu nedenle birazcık şey yaptık. Ancak birkaç tane gol bulabildik. Fakat hazırlıklarımıza devam etmemiz gerekiyor. Bu zaten hazırlığımızın bir parçasıydı. İmza töreninde şu açıklamayı yapmıştı. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapacağım diye. Bugünkü performansı bunun bir işareti miydi? Tu as promis que de donner ton maximum pendant la saison. Aujourd'hui, c'est un 5 pour ça. C'est un... Oui. Vous savez, après une saison difficile la saison dernière, où j'ai vraiment pas joué, donc je demande un peu de la patience avec l'équipe, essayer de travailler pour essayer de se retrouver la confiance qui m'a manqué un peu la saison dernière. Ça va prendre du temps. Mais avec mes coéquipiers, le coach, le staff, le club et j'espère les supporters vont m'aider à travailler pour retrouver ma performance au maximum. Tabii ki zor bir sezon geçirdik. Geçen sezon gerçek manasıyla oynayamadım. Kaçırdım onca fırsattan onca bir sezondan sonra. Birazcık da tabii ki insanların sabrına ihtiyacım vardı. Yalnız hocamızın, takım arkadaşlarımın, çalışanların ve herkesin yardımıyla beraber maksimuma ulaşmaya çalışacağım. Trabzonspor hücum hattı oldukça zengin oyunculara sahip ve yeni transferler yapılması ihtimali de var. Koyta bu rekabette konumunu nasıl değerlendiriyor? Après tout ça, je pense que toutes les forces offensives aujourd'hui c'est positif pour le club. Donc c'est à nous de le tourner de manière plus positive parce que ça peut être aussi négatif d'avoir beaucoup d'attaquants, mais avec la qualité de l'effectif et l'expérience de l'effectif, avec un coach d'expérience, je pense que ça peut qu'être un avantage. Maintenant, c'est pas les noms qui jouent, c'est le terrain, c'est les jambes et c'est ce qu'on va donner tout durant la saison. Tabii ki bunu birçok hücum hattında çok fazla insanın olmasını önemli bir şey, güzel bir şey. Bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Bunu şu şekilde bakmamız gerekiyor. Bunu avantaja çevirmemiz gerekiyor. Tecrübeli bir hocamız ve düzgün bir rekabet ortamıyla beraber bunu güzel bir şekilde avantaja çevirebileceğimize inanıyorum, düşünüyorum. En nihayetinde önemli olan bacaklarınızdır. Sahada oynanırsınız futbol. Bunu avantaja bu şekilde çevirebileceğimizi düşünüyorum.